Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ne işiniz var burada? Yani hep şort hazırlıyorum. İster misin? Yok, almayayım ben. Teşekkürler. Pratiğiniz fena değil. Bir ara barmenlik yapmıştım. Barmenlik mi? Ne zaman? Yani meslek olarak yapmamışsınızdır tabii de. Üniversitede bir arkadaşımın barında. Öyle eğlencesine. Chicago'da MBA yaparken. Bendeki de soru değil mi? Yani Ankara'da üniversitedeyken harçlığınızı çıkartmak için aşağı ayrancı pavyonlarında barmenlik yapacak değilsiniz. Problem ne Nazlı? Chicago'da MBA yapmam mı yoksa pavyonda çalışmamış olmam mı? Problem yok. Espri var. Bulut bu akşam sonunda bana geliyor. Zaman zaman ben de Deniz de anneannesine falan kalabilecek. Sen de gelir misin? Engin, Deniz, Tarık hep soracaklar. Yok, gelemem ben. Yani çok isterim ama gelemem. Akşam Japonca kursum var. Bulut seni çok özledim ve görmek istiyor. Ben de özledim. Ama gerçekten gelemem. Size iyi eğlenceler. Hepsinin ayrı dolapları olsun. Sonra yoğunlukta karışmasın ortalık. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşten çıkınca bir uğrayayım dedim ben de. İyi ettin. Güzel sürpriz. Konuşmamız lazım. Ben kaçayım, siz rahat rahat konuşun. Rahatız biz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Al bakalım yıldızlar. Bulut'cum, uyumadın mı sen daha? Uykum kaçtı. Uykusu kaçtı. Ne kadar masal kitabı varsa hepsini okudum. Tık yok. Gözünü bile kırpmadı. Belki bahçede yıldızların altında denerse uykusu gelebilirmiş. Gerçek bir kızılderili gibi. Hadi dayıya çimenler o zaman. İyi bakalım. Bulut'cum, dayını zorlamasak mı acaba? Ben varım yanında. Hadi dayını alır. Biz şuraya otursak olmaz mı? İyi, bugün senin günün. Ne istersen artık onu yapacağız. Hadi gel serelim. Tamam. Hop. Gel bakalım. Hop. Hadi Nazlı, sen de gel. Sen de haklısın. Nasılsa sonunda yatacağım, değil mi? Ne yapacağız şimdi? Sen bize masal anlat dayım. Evet evet, masal anlat. Kitapların odada kaldı. Merak etme ya, sen çok güzel uyduruyorsun. Yani bence bir kez daha uydurabilirsin. Öyle mi? Daha önce birkaç kez anlatmıştım var. Şşş, lütfen sessiz. Başlıyoruz. Çok eski zamanlarda yaşayan bir prenses varmış. Dolunay ne zaman çıksa bu prenses gizlice kalesinden kaçıp bir tepeye gelirmiş. Orada sabahlara kadar Dolunay'ı izleyip hayaller kurarmış. Çok güzel bir prensesmiş bu. Bembeyaz bir teni, kumral upuzun saçları, kocaman gözleri varmış. Bir de prens varmış tabii. Kızlar bayılıyormuş ona. Çünkü bu prens yakışıklı, güçlü, kuvvetli, havalı, karizmatik, iyi kalpli, zeki. Bir de mütevazı. Baksan prense. Asla kimseye yüz vermezmiş bu prens. Kalbinin gerçek sahibini aramak için yollara düşmüş. Atıyla mı? Atıyla tabii. Bembeyaz bir atı varmış. Neyse, bizim bu prens az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonra bir gece yorulunca bir tepede mola vermiş. Aa, bir de ne görsün, güzeller güzeli prenses orada Dolunay'ı izliyor. İlk görüşte aşık olmuşlar birbirlerine. Ama ikisi de bunu itiraf edememiş. Yine bir gece Dolunay varken buluşmuşlar o tepede. O gece aralarında bir şeyler yaşanmış. Gerçi prenses sonradan çoğunu hatırlayamamış. Derken ne olduysa bizim bu prenses prensten kaçmaya başlamış.
Sonra yine bir gün prens prensesi çadırında yakalamış ve sormuş. Neden kaçıyorsun? Mutluyu düşecek. Yerine yatıralım. İyi geceler dileyim diye bekledim. Ben çıkıyorum. Nazlı, şurada biraz otursak mı? Ferit Bey, çok geç oldu. İyi geceler. Nazlı, konuşacağız. Hiçbir yere kaçamazsın. Evet, ben söyleyeceğimi söyledim. Genelde bu kadar uzun konuşmayı sevmem zaten. O yüzden ben susayım, sen anlat. Ne anlatmamı istiyorsunuz? İstersen sen de masal olarak anlatabilirsin. Yalnız o şekilde biraz uzun sürüyor. O yüzden kestirmeden gidersek bence daha iyi. Ferit Bey, neyden bahsettiğinizle ilgili en ufak bir fikrim yok. Geçen gece buraya geldiğinde ikimiz arasında yaşananlardan bahsediyorum. Nazlı, biz o gece birbirimize çekildik. Bence sen de neler olup bittiğini gayet iyi hatırlıyorsun. Seni korkutan bir şey mi var? Neyden korkacakmışım? Bilmiyorum, ne bileyim. Yani belki benim geçmişim, mahkemede anlatılanlar, tek gecelik ilişkiler yaşadığımı düşünmen belki. Seni korkutan bu mu? Yok öyle bir şey. O zaman başka bir şey. Hayır, sadece... Sadece ne Nazlı? Çok geç oldu Ferit Bey, iyi geceler. Madem öyle, görüşürüz bakalım Nazmiye Hanım. Evet Nazlı, hadi işimize bakalım. Bugünün menüsü... Ferit Bey. Size de günaydın. Tabii ya, hava da sıcak, serin serin, cıp cıp. Niye işe gitmedi ki bu? Ay adam vallahi içine atıyor. Bundandır, içine attığı içindir. Selam. Selam. Bugün hava serin mi biraz? Yok. Yanıyor dışarısı. Ne bileyim, böyle benim üstüme üstüme soğuk rüzgarlar esti de. Efendim Ceyda, sen döndün mü Maldivler'den? Çekimler nasıl geçti? Süper, harika. Gönder bana fotoğrafları, çok merak ettim. Döndüğünde de görüşelim mutlaka. Piknik mi? Boş ver pikniği, İtalyan restorana gidelim. Peki, piknik olsun. Gideceğimiz yeri sen seç, piknik sepeti benden o zaman. Ceyda kim ya? Ne güzel Buse vardı, iyiydi o. Maldivler, bildiğimiz Maldivler, piknik. Oo, vallahi bezdim ya. Nasıl olmuş börek? Sanki bir şey eksik gibi. Hiçbir şey eksik değil Allah'a şükür Ferit Bey. Her şey tam kararında onun.
Daha iyilerini yemiştim. Sen bugün biraz gergin misin? Hayır, gayet iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Gördüğün gibi gayet iyiyim. İşte bana pek öyle gelmedi orası. Sen nasıl olmamı isterdin Nazlı? Ha, bu arada unutmadan yakın zamanda bir arkadaşımla pikniğe gideceğim. Sandviçleri hazırlar mısın? Oldu. Efendim? Ağzım dolu ya. Ne olacak diyorum, elime mi yapışır, yaparım. Ben salondayım. Ben gidiyorum. İşim erken bitti. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Tamam. Tamam. Ben şirkete gideceğim. İstersen bekle, bırakayım seni. Yok, teşekkür ederim. Kendim giderim. İyi günler. Güle güle. Nazlı, neredesin? Ferit Bey, ben biraz geç kalacağım bugün. Ya evden çıkamadım bir türlü. Trafik falan. Öyle mi? Tamam, sorun değil. Ben öyle vaktinde gelmeyince bir merak ettim. Neyse, sonra görüşürüz. Nazlı? Ferit Bey. Geç kalacağını söylemiştin. Siz çıkmamış mıydınız? Çıkmıştım ama odada bir dosya unutmuşum. Onu almaya geldim. Sen hayırdır, ne saklıyorsun orada? Not mu yazdın yoksa yine bana? Yazdım. Bakabilir miyim? Siz bu notu okuduktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Ne demek o? Nasılsa okuyacaksınız. Nazlı istifa etti.